Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuz Instagram üzeri gelmişti. Şuradaki yuvanın e, yapımında zorlanmış arkadaşımız ama hepsini anlatalım dedim modelimizin. Modelimiz böyleydi. Şu alt yuvada zorlanmış. Şimdi vereceğimiz arayı iki motif arası vereceğimiz arayı istediğiniz arayı vererek ayarlayacaksınız. Nasıl bir ara vereceğiz? Onunla başlayalım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ipimizi tığ battısına sabitliyoruz arkadaşlar. Düzeltelim. İpimi tığ battısına sabitledim başlarken örümcek çekiyorum. Şimdi bu örümcekli kısımları örümcek çekmeyi başaramayan arkadaşlar buraya örümcek yerine 5 adet veya 6 adet zincir çekerek de yapabilirsiniz. Başına iki kez aldım. Bir, iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıktım. Üç adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Buradaki çubuğuma girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. İki adet trabzanım oldu. Bu arada şurada elimin şuralarında yanıklar var. Ee, yanlış anlamayın arkadaşlar. Şimdi Başına bir kez aldım, tekrar giriyorum çuba. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki üç oldu. Başına bir kez aldım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki üç dört oldu. Başına bir kez aldım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki beş altı yedi sekiz ve 9. Ben 9 adet trabzan yaptım buraya arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz 9 adetli trabzanlı yuvamızı aşağıdan hemen yanındaki tığ battığı girip sık iğne ile kapattık. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Sonra çiçeğimizin alt yuvasını kuralım. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. 1 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğuma girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 adet zincir çektim. Başına bir kez alıp bu 3 adet zincirim bir trabzan, birinci trabzanım. Başına bir kez alıp yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alıyorum trabzanlarımı yaparken. Bakın başına bir kez aldım, girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alarak çıkış yaptım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 adet trabzan yaptım. Aşağıda hemen yanındaki tığ battığı girip sabitledim vereceğiniz arayıp bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna geçiyoruz bu motifin altındaki yuvaya. Burada 1 2 zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battıya girip kapattım bu bir 2 adet zincir çektim. Yanındaki tığ battıya girdim kapattım 2. 2 adet zincir çekiyorum pardon. 2 oldu bu. 2 adet zincir çektim yanındaki tığ battıya girdim kapadım 3 2 adet zincir çektim yanındaki tığ battıya girdim kapadım 4 bu şekilde 4 adet tığ battılarımızın üzerine 2 zincir çekip kapatalım 1 2 3 4 13 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 oyamı döndürüyorum tersine şurada bir tane bırakıyorum dibindeki hemen şuna girip kapatıyorum. Yani şöyle göstereyim. 1 bakın. 1 2 3.'ye girip kapatıyorum. 13 adet zincirimi. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 adet zincirimi de bu bıraktığım yuvaya girip kapatıyorum. Ve düz yüzünü dönüyorum. Bu 3 adet zincir kapattığımız zincir birinci trabzanım oluyor. Bu birinci trabzan oluyor kapattığımız. Başına bir kez alıp bu zincire giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanım. Başına bir kez alıp giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İkin, üçüncü trabzanım. Başına bir kez aldım girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Dördüncü, beşinci, altıncı. 7. 8. ve 9. 9 dokuz adet trabzan yaptım. 5 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bu orta yuvamız oldu. Bu da birinci trabzanımız. Şimdi yine 9 tane olana kadar trabzan yapıyorum. Yine başına bir kez alıp 3 kere de çıkıyorum. İki, 3 4 5 6 7 8 ve 9. trabzanımı yaptım. Pardon. 9. Şimdi aşağıdan hemen yandaki tılbat diye girip Sık iğne ile mı sabitliyorum. İşte bu şekilde ortamız. Şimdi yine vereceğimiz arayı ayarlamak için yapacağımız işleme geçiyorum. Örümcek çektim. Başına iki aldım. 1 iki kutucuk atladım. üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir kez alıp bu yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra 2 2 oldu bu şekilde 9 adet bu trabzanımı yapıyorum yine 4 5 6 7 8 ve 9 hemen yandaki tığ bat girip kapatıyorum İşte bu şekilde vereceğimiz arayı bu şekilde ayarlayıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Kullanacağınız renkli ipinizi alın. Burada halkalar kullandık arkadaşlar. En küçük boy serim halka. Bunlar en küçük boy serim halka diye satılıyor. Tuhafiyelerinizden temin edebilirsiniz. Şimdi bu ortada 5 zincirli çekip hazırladığımız yuvanın içine girip ipimi sabitliyorum. 5 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 bir tane serim halkamdan alıyorum. İçine sabitliyorum serim halkamın. Bu şekilde. Şimdi 4 adet zincir. 2, 3, 4. Girdim. Halkamın içine kapadım. Bu birinci pimpiri. İkinci pimpirikten tutturma yapıyorum. 2 zincir çektim gönderiyorum. Şuradan bakın şunun tepesinden ilk baş trabzan tepesine tutturuyorum. iki zincirimi. Tekrar düz yüzüne dönüp tekrar iki adet zincir çekiyorum. Halkanın içinde kapatıyorum. Böylelikle buradan hem sabitledik hem ikinci pimpiri yaptık. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Halkaya girdim. Kapadım. 4 adet zincir çektim, halkaya girdim, kapadım. Bu işlemi toplamda 12 tane olana kadar yapıyoruz. 1, bu tutturduğum 2, 3 ve 4 oldu. 4 adet zincir çek, gir, kapat. 5. 6. 4 adet zincir, gir ve kapat. 7. 4 adet zincir gir ve kapat 8. 4 adet zincir gir ve kapat 9. 4 adet zincir gir ve kapat 10. 4 adet zincir gir kapat 11. 4 adet zincir gir ve kapat bu da 12. Şimdi buradaki zincirime sık iğne ile giriş yapıyorum. Birinci sık iğne. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. Yedinci sık iğnemi orta yuvamda tamamlıyorum. Beş adet zincir çekiyorum. Yine serim halkamdan alıyorum. Pardon incisi geldi elime. Serim halkamdan aldım içine girdim sabitledim 5 adet zincirime 1 2 3 4 zincir çektim kapattım bu birinci pimpiriyim ikinci pimpirimden ekleme yapacağım 2 zincir çektim ilmeğimi çıkardım hemen yandaki bir ikinci pimpire giriyorum ilmeğimi alıp arasından geçirip tekrar 2 zincir çekip halkanın içine girip kapatıyorum 2 adet pimpirimiz oldu. Birinden eklemesini yaptık. İkinciden. Şimdi 12 tane olana kadar 4 zincir çekip kapatıyoruz. 4 zincir çek kapat 3 oldu. 4 zincir çek kapat 4 oldu. 4 zincir çek kapat 5 oldu. 4 zincir çek kapat 6 oldu. 4 zincir çek kapat 7 oldu. 4 zincir çek kapat 8 oldu. Bu şekilde. 4 zincir çek kapat 9 oldu. 4 zincir çek kapat 10 oldu. 4 zincir çek kapat 11 oldu. 1 2 3 4 zincir çek kapat bu da 12 oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki 5 zincirli yuvama zincirime iğne ile giriş yaptım birinci sık iğne ikinci 3 4ü 5 ve 6 7 sık iğnemi yeşil yuvanın içinde tamamladım 1 2 3 4 5 adet zincir çektim ve yine serim halkamı alıyorum içine 5 adet zincirimi sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 adet zincir çekip içine girdim kapadım ikinci pimpirimi iki 2 adet zincir çekip ilmeğimi çıkardım yandaki motifin ikinci pimpirine giriş yaptım ilmeğimi aldım buradan geçirdim tekrar 1 2 zincir çekip yuvan içinde kapadım 2 adet pimpirim oldu şimdi toplamda 1 2 3 4 zincir çekip girdim kapadım 3 oldu 1 2 3 4 zincir çektim girdim kapadım 4 oldu. Bu şekilde 12 tane olana kadar 4 zincir çekip kapatalım. 12 adet 4 zincir çekip kapattım. Şu 5 zincirli yuvama girişi yapıyorum. birinci sık iğnem, ikinci 3., 4., 5., 6., 7. sık iğnemi yeşil yuvada tamamlıyorum. Bu şekilde. Bu işlemi 5 tane böyle yapraklı olana kadar yapıyoruz. 5 adet zincir yine serim halkamı aldım sabitledim 1, 2, 3, 4 zincir çekip serim halkanın içine girdim kapadım bu birinci ikinci 2 iki zincir çektim ilmeğimi çıkardım hemen yandaki ikinci pimpirikten girdim tekrar 2 zincir çekip halkanın içine girdim kapadım Halkada 2 adet pimpiriğimiz oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim, kapadım 3. 4 zincir çektim, girdim, kapadım 4. 12 adet olana kadar yine 4 zincir çekip 12 tane pimpirik yapalım. 12 adet 4 zincir çekip kapattım. Şimdi bu zincirime giriş yapıyorum sap kısmına. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 7. yeşil yuvamda tamamlıyorum. Tekrar son kez 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 bakın. Aynı işlemi şimdi halka alacağım, eklemesini de yapacağım arkadaşlar. Aynı işlemle yapacağız son çiçeğimizi de. Halkamı alıyorum, sabitliyorum. Halkamı aldım. Halkamı sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkanın içine girdim, kapadım. 2 adet zincir çektim, ilmeğimi çıkardım. Yandaki ikinci pimpirinden girdim. İlmeğimi alıyorum, çıkardım ilmeği, arasından geçirdim. 2 adet zincir çektim, kapattım. 4 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 4 zincir çektim, kapattım. 4 oldu. 4 zincir çektim, girdim, kapattım 5 oldu. 4 zincir çektim, girdim, kapattım 6 oldu. 4 zincir çektim, girdim, kapattım 7. 4 zincir çektim, girdim, kapattım 8. 4 zincir çektim, girdim, kapattım 9. 4 zincir çektim, girdim, kapattım 10. Şimdi bu son çiçeğimiz olduğu için 11'den ekleme yapacağız. 10 tane 4 zincir çekip kapattık toplamda. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum 11. 11. 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın buradaki hemen yanındaki bu tepenin ilk trabzanın tepesinden 2 adet zincirimi tutturuyorum. Tekrar 2 adet zincir çekip halkama dönüş yapıyorum içine girip kapattım. Bu 11 oldu. 11'den ekledik. 4 adet zincir çektim, girdim, kapadım. Bu da 12. Şimdi buradaki zincirime 6 adet sık iğnesi, 1 2 3 4 5 6. 7. sık iğneme orta yeşilinden girip yapıyorum ve oyamı tamamlıyorum. Girdim, yaptım. 1 zincir çektim. düğüm atmayı gösterin demişti bir arkadaş. Bakın orada sık iğneyle sabitledim. Bir adet zincir çektim. Buradan ipi kestim. Şöyle tığımı çekince burada düğüm oluştu arkadaşlar. Bu fazlalığı da yakıyoruz. Şöyle arka kısmı alıp bükelim. Bu şekilde dibinden mavi kısmıyla ateşin alevinin yakalım arkadaşlar. İşte arkadaşlar oyamızın yapım aşaması ve bitmiş hali böyleydi. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Modeli gönderen, yardım isteyen arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Şöyle bir bitmiş halini gösterelim. İşte arkadaşlar oyamızın bitmiş hali de budur. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.